Yaklaşık 14 yıldır fen bilgisi öğretmeni, fen bilimleri öğretmeni olarak çalışıyorum. 2013 yılından beri de İTÜ'nün projeleri içerisinde aktif olarak yer alıyorum. Son bir yıldır da içerik geliştirme ekibinin, değerli içerik geliştirme ekibinin bir parçasıyım. Umarım bugün verimli bir gün olur hepimiz için. Bu kadar. Evet, merhaba arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım. Ben Elif Şimşek, Samsun Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak çalışıyorum. 2013'ten beri İTÜ projeleriyle meşgulüm. Ve 2014'te kuruldu sanırım içerik geliştirme ekibi ve kurulduğundan beri de bu değerli arkadaşlarla beraber İTÜ projelerinin, İTÜ portalının yaygınlaşması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En azından ben çalışıyorum, arkadaşlar yapıyorlar. Onları tebrik ediyorum emekleri için ve takdir ediyorum. Evet, bugünkü webinarımızın konusu TwinSpace. Her yönüyle TwinSpace'i tanıyacağız beraber. Eminim ki pek çoğunuz aşinasınızdır ama özellikle yeni başlayanlar için sıfırdan alarak anlatmaya çalışacağız. Webinarımızı iki aşamada gerçekleştireceğiz. İlk kısımda ben sizin için sunum kısmını gerçekleştireceğim. Umarım sizi çok sıkmam. Sonrasında da sunumda anlattığımız şeyleri Elif öğretmenimiz, Elif hocamız uygulamalı olarak ekrandan size gösterecek. O zaman yavaş yavaş başlayabiliriz. Evet, sunuma başlıyorum. Özür dilerim. Hemen açıyorum. Evet. Öncelikle konu başlıklarımızdan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Hemen TwinSpace nedirle başlayacağız. Sonrasında neden TwinSpace? Bize ne gibi kolaylıkları var? Genel olarak bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında TwinSpace'e giriş yapma kısmına geleceğiz. TwinSpace'e giriş yapmada öğretmenler ve sonrasında öğrencilerle ilgili bazı bilgilendirmeler yapacağız. Daha sonra da tabii ki bizim çalışma alanımız olan TwinSpace arayüzün tanıtımını geçeceğiz. Bunlar da biliyorsunuz başlıklarımız ana sayfa, sayfalar, materyaller, forum, çevrimiçi toplantılar ve üyeler şeklinde. Bunların tek tek içerisinde neler olduğunu beraber bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, TwinSpace nedir? Tabii ki TwinSpace, İTÜ'nün projelerinde öğretmenler ve öğrencileri güvenli bir şekilde birlikte çalışma imkanı sağlayan platformdur. İTÜ'nün projeleri yapıyorsak bizim ana çalışma alanımız, bizim işlerimizi yaptığımız, çalışmalarımızı yüklediğimiz, sergilediğimiz, öğrencilerimizle beraber aktivite gösterdiğimiz alanımızın, platformumuzun adı TwinSpace. Evet, neden TwinSpace? Hemen kullanımı kolay bir web ortamıdır. Ben fen bilgisi öğretmeniyim. 2013 yılında İTÜ'nün projelerine giriş yaptığım zaman, başladığım zaman açıkçası bu konuda yani yeterliliğim bana göre şu anki halime göre daha azdı. TwinSpace ortamına girdikten sonra bu web ortamını kullana kullana gerçekten şu anda hiç bilmediğim bir şeyi bile kurcalayarak vesaire bulabiliyorum. Yani buradaki kullanım kolaylığı aslında birazcık da bizim meraklı olmamızdan geçiyor diye düşünüyorum. Kullanımı evet hem kolay ama aynı zamanda bizim de meraklı olup incelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani aslında Facebook'a bakar gibi bence İTÜ'nün ekranına, portalımıza, TwinSpace'lerimize sık sık girersek eğer çok daha aşina olacağız diye düşünüyorum. Yani kurcalaya kurcalaya, yapa boza öğrenme ortamı burası bana göre. Bunun dışında hem öğretmen hem de öğrenci için güvenli bir ortam sunmaktadır. Biliyorsunuz ki öğrencilerimizle ilgili hem güvenlik tedbirleri de alabiliriz hem de portalın kendisi, TwinSpace ortamının kendisi hepimiz için güvenli bir ortamdır.
Bir projenin sanal ortamda yürütülebilmesi için gerekli tüm imkanları bize sunmaktadır. Tabii ki yani eTwinning projeleri sanal ortamda yürütüldükleri için TwinSpace ekranı da bize sanal ortamda proje yürütmek için tüm gerekli imkanları sunmaktadır. Bunun dışında pek çok Web 2.0 aracını kullanma imkanı sunar bize. İşte çok değişik, hiç ismini bilmediğimiz Web 2.0 araçlarını bile ekleme yapabiliriz. Bunun dışında güncellemeler ve bakımlarla eksikler ve hatalar giderilmektedir. Mesela 2013 yılında diyelim ki 2013 yılında ben girmiştim. Atıyorum siz de 2014'te başladınız. Ve sonrasında da bir daha girmediniz. Dediniz ki bu yıl tekrar bir bakayım, gireyim, proje yapayım dediğiniz zaman ekran size daha farklı gözükecektir. Çünkü tabii ki ilk haliyle şu anki hali arasında pek çok güncellemeler, pek çok bakımlar ve yenilikler yapılmıştır bizim için. Varsa hatalar sürekli kontrol edilip giderilmektedir. Yani bu da bizim için bence çok güzel bir şey. Yetkilendirme özelliği ile projenin yönetimini kolaylaştırmaktadır. Yetkilendirme özelliğinde öğrencilerimizin ve katılımcı öğretmenlerinizin, ortak öğretmenlerinizin yetkilerini isterseniz kısıtlama yapabiliyorsunuz. Bu da projenin yönetimini bizim için kolaylaştırıyor. Çünkü yani istemediğimiz şeylerin olmasını engelleyebiliyoruz rahatlıkla. Evet. TwinSpace'e giriş yapma. Aslında bundan önceki webinarlarda tabii ki eTwinning portalına nasıl üye olunur vesaire bunlardan güzel bir şekilde bahsedildi. Şimdi biz TwinSpace'e giriş yapmak için biraz o tarafa döneceğiz. Çünkü TwinSpace'e giriş yapabilmek için öncelikle elbette ki eTwinning portalına üye olmamız gerekmektedir. O zaman öncelikle buradan alalım. eTwinning portalına üye olacağız. Üye olduktan sonra da öğretmenler üyeliklerine girerek yürüttükleri projelerin TwinSpace'lerine girebilirler. Burada öğrencilerini artık projelerini ekleyebilirler. Şimdi bu aşamaları beraber görelim. Evet, TwinSpace'e öğretmenin önce dediğim gibi girebilmesi için eTwinning portalına üye olmamız gerekiyor. Diyelim ki hiç üyeliğimiz yoksa portaldan öncelikle tabii ki kayıt butonuna tıklayacağız ve sonrasında kendimizi eTwinning portalına kaydedeceğiz. Bakalım kayıt esnasında eTwinning'den hangi bilgileri istiyor? Evet, öncelikle şu aşağıdaki okul ucundaki başlayın kısmından devam ediyoruz. Evet. Ön kayıt kısmına bizi yönlendiriyor burası. Ön kayıt kısmında öncelikle tabii ki ülkemizi seçiyoruz. Ülkemizi seçtikten sonra bizden ekstra bilgiler isteyecek portal. Doldurması oldukça basit arkadaşlar. Yani artık zaten bir yerlere üye olma noktasında günümüzde herhangi bir sorun yaşadığımızı düşünmüyorum ben. Bu da oldukça kolay. Bakın işte karşınıza gelen bilgileri tek tek dolduruyoruz. Şifrelerimizi işte kullanıcı adımızı seçiyoruz. Daha sonra devam ediyoruz. Kendimizi kaydettik az önce. O zaman şimdi sırada okulumuzu kaydetmek var. Diyelim ki bizim okulumuz sistemde kayıtlıysa, yani bizden önce birisi ya da biz de olabilir bu. Bizden önce birisi özür diliyorum. İTİNİK projesi yapmışsa okulumuz zaten portala kayıtlıdır. Dolayısıyla oradan ilimizi, ilçemizi girdiğimizde o ilçede İTİNİK portalına kayıtlı okulları tek tek göreceğiz. Kendimizinki orada varsa onu seçeceğiz. Diyelim ki okulumuz kayıtlı değil. Yani bizden önce okulumuzda kimse bu projeden haberdar olup yapmamış. Biz ilk defa okulumuzu kaydedeceksek, bakın hemen aşağıda turuncu renkli butona tıklayarak kendi okulumuzu sıfırdan kayıt yapacağız. Ya bu aşamalar yani oldukça kolay. Eminim şu an dinleyen arkadaşlarımızın pek çoğu bu aşamaları yapmıştır. Yapamayanlar ya da yeni yapacak arkadaşlarımız için tam anlamıyla sıfırdan anlatıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi okulumuz eğer sistemde kayıtlı değilse okulumuzu kendimiz kaydediyoruz. Okulumuzun adını, bulunduğu ili, ilçeyi, posta kodunu, telefonunu yazarak okulumuzun kaydını gerçekleştiriyoruz. Artık okulumuz sistemde kayıtlı ve böylelikle de okulumuzu seçebiliriz.
Şimdi öğrenci kaydını buraya aldık. Bakın Twin Space başlıkları gözümüzün önüne şu an geldi. Ama biz hemen üyeler kısmından ben başlamak istedim. Çünkü diyelim ki bir projemiz var artık. Projemizi yazdık. Zaten projemiz olmadan bir Twin Space ekranımız olmayacak. Twin Space ekranımızı açtığımız zaman ilk işimiz genel olarak öğrencilerimizi kaydetmek oluyor genel olarak. O yüzden önce öğrenci kaydından başlamak istedim ben. Hemen en sondaki butondan yani üyeler butonuna tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bu ekranda gördüğünüz gibi bu mesela devam eden bir proje. Projedeki öğretmen sayısı, öğrenci sayısı, misafir sayısı ve de o an çevrimiçi olan kişileri gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Biz işte öğrencilerimizi buradan davet edeceğiz. Bakın hemen aşağıda üyeleri davet ede tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir ekran gelecek. Öğrencilerimizi kaydedeceğiz. Bu aşamalar hem çok zevkli hem de oldukça kolay. Twin Space'i Türkçe ya da İngilizce kullanmanıza göre tabii bu isimler değişecektir. Evet. Gördüğünüz gibi öğrencilere tıkladığımda karşıma iki tane alan çıktı. Mevcut öğrenciler ve yeni öğrenciler şeklinde. Buradaki mevcut öğrenciler şu. Diyelim ki siz daha önce projeler yaptınız. Öğrencilerinizi sisteme kaydettiniz. Bir tane öğrencinizi yeni yapacağınız projeye eklemek istediğinizde o öğrenci zaten kayıtlı olduğu için mevcut öğrenciler kısmından onun kullanıcı adını girerek öğrencilerimizi burada var olan öğrencilerimizi tekrar ekleyebiliyoruz. Sağ taraftaki yeni öğrenciler kısmından ise hiç eğitimin daha önce daha doğrusu bir projede çalışmadığımız öğrencileri buradan kaydedeceğiz. Burada bir ya da birden fazla sayıda ekleme yapabilirsiniz. Doğrula kısmına tıkladığınız zaman öğrencileri kaydedecek ve karşımıza bakın şöyle bir ekran gelecek. Doğrula dediğimiz zaman bakın burada örnek verilmiş çok şey bir örnek, muzip bir örnek var burada gördüğünüz gibi. Üç tane öğrenci ekliyoruz. İşte Ali, AA, Bali, BB şeklinde güzel öğrencilerimizi sırasıyla yazdık. Yazdıktan sonra doğrula butonuna tıkladığımız zaman şu aşağıda gördüğümüz kısım geliyor karşımıza. Twin Space bizim öğrencilerimiz için kullanıcı adını otomatik olarak atama yapıyor. Mesela bakın Ali AA'nın kullanıcı adı Ali.A şeklinde. Şifreleri ise biz kendimiz seçiyoruz tek tek. Burada böyle benim uyguladığım bir şey var. Bilmiyorum yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Biraz pratik oluyor diye düşünüyorum. Öğrencilerin hepsine önce aynı şifreyi veriyorum. Sonra diyorum ki isterseniz değiştirebilirsiniz. Çünkü onu düşünme aşaması bilmiyorum birazcık bana yorucu geliyor. Öğrenciler isterseler sonrasında değiştirebiliyorlar. Unutmamak adına da biraz güzel diye düşünüyorum. Sonrasında öğrencilerimizin görevlerini seçebiliyoruz. Yani öğrencilerimiz projede yönetici mi olsun, üye mi olsun diye buradan seçim yapabiliyoruz, yapmalıyız da zaten. Örneğin mümkünse çok güvendiğimiz öğrencilerimiz varsa onları belki yönetici yapabiliriz ama çoğunluk öğrencilerimizi üye olarak seçersek daha güzel olur. Çünkü yönetici öğrenciler yüklenmiş olan pek çok şeye erişebiliyorlar ama üye öğrenciler her şeye müdahale edemiyorlar. Yani projenizde bir şeylerin silinmemesi vesaire bu şeylerle karşılaşmamak için üye olarak seçmenizde fayda var diye düşünüyorum. Sonrasında da davet et dediğiniz zaman bu öğrencilerimiz artık Twin Space'teki yani bir projemizin Twin Space'ine kaydolmuş oluyorlar. Evet, şimdi gelelim Twin Space'in temel ögelerine. Evet, gördüğünüz gibi bayağı böyle bir sürü bir şeyler çıktı. Ama Twin Space önce tabii ki neyle başlayalım? Diliyle bence başlayalım. Arkadaşlar aynı portalda olduğu gibi burada da dil seçeneğimiz var. Tavsiyem, naçizane tavsiyem diyeyim. İlk etapta belki kullanırken hani öğrenmeye çalışırken Türkçe kullanabilirsiniz ama sonrasında bence İngilizce kullanmanızda fayda var. Yani kişisel tecrübelerimden dolayı dil konusunda ilerlemek istiyorsak, yani öğrencilerimizi de ilerletmek istiyorsak önce kendimizin dil konusunda
yeterliliğimizin gitgide artması gerektiğini düşünüyorum ki 2013 yılından beri açıkçası bu projelerle ilgilenmeye başladığımdan beri dil yeterliliğimde gözle görülür bir fark olduğunu ben hissediyorum, düşünüyorum. Hatta Erasmus projelerimizde yurt dışına yani tek başıma bile öğrencilerimi götürebilirim. Ama 2013 yılında bu projeye başladığım, yani bu projelere yeni giriş yaptığımda bir yıl önce gençlik projesiyle yurt dışına gitmiştim. Ve inanın bana tek bir kelime konuşamamıştım diyebilirim size. Ama şu anda eTwinning ortamının en büyük katkısı bence insana konuşma yeterliliğine büyük katkı sağlaması. Çünkü dili bilmek yetmiyor. O yüzden burada kullanıcı dilini evet öğrenirken Türkçe yapabiliriz ama naçizane tavsiyem öğrendikten sonra İngilizce kullanalım faydamıza diye düşünüyorum. Sonrasında TwinSpace profilimiz var. Buradan TwinSpace profilimize girerek çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Birazdan var göstereceğiz. Bunları Elif de sizin için zaten uygulamalı olarak gösterecek. Sonrasında bize projelerimizle ilgili veya bize gelen herhangi bir bildirimi de bakın buradaki bildirim butonundan görebiliyoruz. Onun dışında proje ortaklarımızla Twin Mail, şuradaki posta kutusu işareti olan Twin Mail'den mailleşebiliyoruz, yazışabiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar şurada 6 tane mi 9 tane bir kare var. Burada bunlar kısa yol diye düşünebiliriz bunları. Buradan mesela o projenizde çalışırken portala gitmek istediniz, Twin Space'lerinizin tamamını görüntülemek istediniz vesaire. İşte Learning Lab'a geçmek istediniz. Buradan kısa yol olarak bunlara geçiş yapabiliyorsunuz. Şurada ise tüm Twin Space'lerimizi görüntüleyebiliyoruz. Yani diğer işte o an açık olmayan diğer projelerimize geçmek istediğimizde de yine burada bakın Twin Space Bird Without Borders yazan yerden tıkladığımız zaman o anki projelerimizin hepsini görüntüleyip geçiş yapabiliyor. Evet, umarım çok hızlı anlatmıyorumdur. Evet. TwinSpace temel ögelerden yine devam edelim. Evet, bir tane projemizin şu an TwinSpace ekranını ilk olarak giriş ekranını açmış olduk. Yine burada profilimiz var, destek kısmı var. Destek kısmında TwinSpace ile ilgili ihtiyaç duyduğumuz destek yani kafamıza takılan şeylerle ilgili destek alabileceğimiz bir butonumuz var. Bunun dışında bakın burada bir profilimize yorum yazabileceğimiz bir kısım var. Buraya hem biz yorum yazabiliriz hem de başkaları da yorum yazabilir. Yazılan yorumları da biz buradan görebiliriz. Mesela ben kendimkini açtığım zaman öğrencilerimin ya da projedeki ortak öğretmen arkadaşlarımın yazdığı şeyleri, yorumları görebiliyorum. İstersem de oraya ben de cevap ya da bir şey yazabiliyorum. Bunun dışında profilimizi biz düzenleyebiliyoruz. Profilimizi düzenlemek için aşağıda bakın mavi buton var sol tarafta. Profili düzenle seçeneğimiz var. Buradan tıkladığımız zaman fotoğrafımızı değiştirebiliyoruz ya da şurada bakın aynı portalda olduğu gibi TwinSpace'imizde de kendimizi tanıtıcı kısa yazılarımız var. Bunları düzenleyebiliyoruz istersek. Değişiklikler yapabiliyoruz. Bunun dışında bir de bildirim ayarları var gördüğünüz gibi. TwinSpace'te neyin bildirimini almak istiyorum, almak istemiyorum şeklinde buradan seçeneklerden değişiklik yapabiliyoruz. Evet. Şimdi TwinSpace'imizdeki genel başlıklarımız ekrana geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bunları sıra sıra beraber bakacağız. Bu başlıklar neler? Bunların şu an Türkçeleri var. Tabii ki ilk İngilizcelerine de kullana kullana iyice aşina olursunuz diye düşünüyorum. Öncelikle ilk sırada ana sayfa var. Sonra sayfalar kısmı, materyaller, forum, çevrimiçi toplantılar ve üyeler kısmımız var arkadaşlar. Şimdi bunların içerisine girerek acaba bunlar ne işimize yarıyor? Bunların içerisinde neler yapabiliyoruz? Kısa kısa bunlara bakacağız. Evet, ana sayfayla başlayalım. TwinSpace'in ana sayfası hem kullanıcıların gerçekleştirdiği hem de sistem tarafından otomatik kaydedilen TwinSpace aktiviteleri ile oluşan proje güncellemelerin ve bilgilerin yer aldığı merkezdir. Yani kullanıcıların yaptığı şeyler, sistem tarafından otomatik yapılan şeyleri buradan
gözlemleyebiliyoruz. İstersek sadece kullanıcıları seçebiliyoruz, istersek hepsini seçebiliyoruz. Ama sistem tarafından otomatik kaydedilen şeylere de arada bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu sayfada ayrıca ana sayfamızda proje kartımıza ulaşabiliyoruz, kullanıcılarımıza ulaşabiliyoruz ve sistem tarafından oluşturulan etkinliklerin yer aldığı duvar sadece öğretmenlerin yazışmalarına imkan sunan özel bir bölmeye de sahip. Bu bölmemizin adı da öğretmen bülteni. Öğretmen bülteninde yazdığımız şeyleri öğrenciler gözlemleyemezler. Proje kartı dediğimiz şey ise sunmadan önce projemizi yazarken girdiğimiz bilgileri de yine burada gözlemleyebiliyoruz, görüntüleyebiliyoruz. Buna ek olarak başka neler yapabiliriz ana sayfada? Bunları dediğim gibi Elif size gösterdiği zaman daha netleşecek kafanız. Hızlı mesajlaşma için o an çevrim içi üyeler butonu var. Çevrim içi üyeler o an baktığınız işte bir öğretmen arkadaşınız çevrim içi. Onunla sohbet edebilirsiniz istiyorsanız. Sohbet odasına yine katılabilirsiniz. Çevrim içi toplantılar düzenleyebilirsiniz. Yani burada da projenizle alakalı işte görüşmek istediğiniz konuları yapacağınız tabii ki pek çok çevrim içi toplantı düzenlememiz gerekecek. Bunları buradan düzenleyebiliyoruz. Ve bir konu başlığı forumlar için bir konu başlığında yine buradan kısaca ekleyebiliriz. Bunları aynı zamanda diğer çevrim içi toplantılar butonundan ve de forum butonundan da yine yapabiliyoruz. Burada da kısa yol gibi düşünelim. Burada da rahatlıkla yapabiliyoruz. Evet, sayfalar kısmı. Evet, şimdi bence TeamSpace'teki en önemli alan neredeyse burasıdır diyebilirim. Çünkü öğrencilerimizle yaptığımız her bir aktiviteyi, işte ortaklarımızla daha önceden planladığımız her bir etkinliği, başlıkları sayfalar kısmına düzenliyoruz. Sayfalar kısmında çalışıyoruz. Aslında sayfalar kısmı bizim tüm çalışmalarımızı sergilediğimiz ve gösterdiğimiz yer aslında. O yüzden de sayfalar kısmı için TeamSpace'in kalbidir diyebiliriz. Sayfalar bölümünde sayfa oluşturabiliriz. Bu sayfayı düzenleyebiliriz, silebiliriz istiyorsak. Baktık beğenmedi, beğenmediğimizde silebiliriz. Sayfalarımızdan oluşturduktan sonra içerikler paylaşabiliriz sayfalarımızın üzerinde. Aktivite düzenleyebiliriz. Materyalleri yine sayfamızda yükleyebiliriz. Şimdi bir sayfada neler olabilir? Bir sayfada özellikle bunlar sol taraftaydı. Üç ayrı öge oluşabilir bir sayfada oluşturabiliriz. Bunlardan ilki bir içerik bloğu oluşturabiliriz. Ne demek bu? İframe'ler aracılığıyla metin, resim, video ve başka harici sayfalar yerleştirebiliriz. Bu da kullanımı çok güzel ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben. Kullandıkça da eminim ki çok rahat aşina olacaksınız. Arkadaşlar bir de böyle isimleri falan bir göz korkutucu gibi geliyor ama inanın açıp böyle kurcalayıp yapa yapa bunların hepsinde de aşina olacağınıza eminim. TeamSpace'in tüm üyelerine açık olan bir anket düzenleyebiliriz burada ki çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bir de Twinboard buraya yerleştireceğiz. Bu ne demek? Yerleştirilmiş metin, bağlantılar, resimler, videolar içeren sanal notları kullanmamıza izin veren özel bir alandır bu. Aslında Padlet benzeri bir alandır. Dolayısıyla kullanımı da hem zevklidir hem de gerçekten kolaydır. İşimize yarayacağı aşikar. Gelelim materyaller kısmına. Şimdi sayfalar kısmı dediğim gibi bizim her şeyi gösterdiğimiz, sergilediğimiz, eklediğimiz, çıkardığımız, çalıştığımız bölümdü. Materyaller ise arkadaşlar sayfalara yüklemek istediğimiz şeyleri veya sayfalar üzerinde düzenlemek istediğimiz şeyleri öncelikle tabii ki materyaller kısmına yüklemek zorundayız. Neler yükleyebiliriz materyaller kısmına? Resim, video ve dosyalar bulunur burada. Dolayısıyla da biz buraya resim yüklememiz gerektiğinde ya da video ya da dosya yüklememiz gerektiğinde buraya yükleyebiliriz. Burada mesela yine ufak bir tavsiyem, zaten herkes gerçi böyle kullanıyor. Diyelim ki resim kısmına girdiğiniz zaman muhakkak okulumuzun adını ya da işte kendi adınızı gösteren klasörler oluşturalım. Klasörlerimize yerleştireceğimiz her şeyi hem bulması kolay olacaktır hem de karışmayacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar
Dailymotion, YouTube ya da Vimeo'dan videolar yerleştirebiliriz, videolar ekleyebiliriz. Dolayısıyla da muhakkak dediğim gibi klasörler oluşturarak gruplandırmamızda fayda var. Bunları da ekleme kısmını Elif size gösterecek. Çok basit gerçekten. Zaten ekran da sizi işte neyi nasıl yükleyeceğinize çok kolay bir şekilde yönlendiriyor. Lütfen acaba nasıl yapacağım şeyini bile düşünmeyelim. Oldukça eğlenceli. Ben eğleneceğinizi düşünüyorum. Evet. Forum kısmı. Forum kısmı aslında forum kelimesine hepimiz aşinayız diye düşünüyorum. Çünkü eskiden çok meşhurdu gerçi. Şimdi birazcık daha işte farklı şeyler girdi araya ama yine de Itilink portalında forumların önemi büyük. Çünkü forumlar TwinSpace'e kayıtlı öğretmen ve öğrencilerin iletişim kurup işbirliği yaptığı ve bilgi alışverişinde bulunduğu yerdir. Bir forumda istediğimiz sayıda tartışma açabiliriz, tartışma koyabiliriz ve her tartışma ise istenilen sayıda konu başlığı içerir. Yani burayı bayağı bir doldurabiliriz istersek ve burada işbirliğinin, işte iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta muhakkak yaptığınız projelerde öğrencilerinizi buradan konuşturmanızda bile fayda var. Hem öğrencilerin dil gelişimi açısından, hem sosyal gelişimleri açısından, hem de kendilerini ifade etmeleri, hem ana dilde ya da hem de İngilizce ya da başka bir dilde kendilerini ifade etme ya da bir konuyla ilgili bir fikir yazma, bir tartışmaya katılabilme, bunlar çok değerli deneyimler diye düşünüyorum. İşte bu deneyimlerin hepsini forum kısmında öğrencilerimizle beraber öğrencilerimize sağlayabiliyoruz. Tüm üyeler mevcut konu başlıklarına mesaj gönderebilirler. Yani fotoğraf da ekleyebilirler, video ekleyebilirler, dosya da ekleyebilirler. Ancak yeni tartışma ya da yeni bir konu başlığı açmak istediğimiz zaman bunu sadece yöneticiler yapabiliyor. Yani bir öğrencinin orada konu başlığı açması mümkün değil. Konu başlıklarını biz açıyoruz ve bunu öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Dediğim gibi forum kısmına muhakkak bir şeyler koyalım. Öğrenciler hem birazcık yazmayı, çizmeyi de hatırlasınlar. Sürekli böyle yani sanki şeyimiz çok sanalmış gibi de olmasın. Muhakkak burada paylaşımlar olsun. Bu zaten bizim projemizin de aynı zamanda öğrencileri birbirine yaklaştırdığını da gösterir. Evet. Üyeler kısmı. Üyeler kısmını zaten başta anlattım. Niye başta anlatmıştım? Çünkü projemizi kabul olduktan sonra yavaş yavaş üye eklemeye geçtiğimiz için onu ilk başta söylemiştim, anlatmıştım ama bir tekrar yapalım yine. Üyeler kısmında bir projede yer alan öğretmenler, öğrenciler varsa misafir olarak projenizde görmek istediğiniz kişilerin kaydedildiği kısımdır. Öğretmen ve öğrenci zaten biliniyor. Misafir ne? Misafir arkadaşlar projenizde aktif olarak katılmasa da muhakkak izleyici ya da işte yorumcu olarak fikrini almak istediğiniz özel insanlar falan varsa özellikle mesela işte bizim kuşlarla ilgili bir projemiz var diyelim ki. Bu projede bir ornitoloğun ben projemde misafir olarak gözlemci ya da fikir veren kişi olmasını istiyorsam eğer misafir olarak ekleyebilirim. Bu da projemiz açısından güzel olur diye düşünüyorum. Buradan da misafir kişi de ekleyebilirsiniz. Bu sekmede üye kaydı yapıyoruz ve daha sonraki zamanlarda öğrencilerimizin şifre ve parolalarını tekrar görüntüleyebiliyoruz veya indirebiliyoruz. Yani diyelim ki öğrencilerimiz şifrelerini, parolalarını unuttular. Biz buradan bir dosya halinde hepsininkini toplu olarak indirebiliyoruz. Yani her şeyi tekrardan geri alıp gösterebiliyoruz. Evet. Şimdi, evet, bir saniye lütfen. Evet, şimdi aşağı yukarı başlıkları ben bitirdim ama şöyle bir toparlama yapmak gerekirse gördüğünüz gibi bir projenin TwinSpace ekranında bu başlıkları görebiliyoruz. Ana sayfa, sayfalar, materyaller, forum, çevrimiçi toplantılar ve üyeler kısmı. Kısa kısa hızlıca bir kez daha hatırlayalım. Ana sayfada neler vardı? Proje kartı, proje duvarı, öğretmen bülteninin yer aldığı ana sayfamızdı. Hemen diğerlerini de hızlıca bakalım. Sayfalar,
Twin Space'in kalbiydi ve bizim çalışmalarımızı sergilediğimiz, bütün çalışmalarımızı yaptığımız, eklediğimiz, çıkardığımız, gerçekleştirdiğimiz bizim çalışma alanımız sayfalar kısmıydı özellikle. Projemize ait sayfalar burada yer alır. Bu bölümde sayfa ekleyebiliyoruz, silebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz ve bunu da tabii ki sahip olduğumuz yetkiye göre gerçekleştirebiliyoruz. Materyaller kısmı neydi? Materyaller kısmında projemize ait materyallerimizi görebildiğimiz, ekleyebildiğimiz, düzenlediğimiz ve silebildiğimiz bölümdü. Ve bu materyaller görüntü, video, dosya olmak üzere 3 kategoriye ayrılmıştı. İşte görüntü eklemek istediğimiz zaman ilgili kısma, video eklemek istediğimizde ilgili kısma klasörler oluşturarak kategoriye ayırıyorduk, bulunması kolay olması açısından. Dolayısıyla da bütün materyallerimizi buraya yüklüyoruz. Ayrıca buraya biliyorsunuz YouTube, Vimeo vesaire link de verebiliyoruz. Evet, forum kısmını da az önce söyledim zaten. Ortaklarımızla beraber fikir alışverişinde bulunabileceğimiz, öğrencilerimizin de birbirleriyle iletişim ve işbirliği kurmalarına olanak sağlayan bir bölümdü. Ve muhakkak burada bir şeyler olması projemiz açısından, iletişim açısından, paylaşım açısından önemli. Çevrimiçi toplantılar. Diyelim ki projemiz var. Projemizin planlanmasından itibaren muhakkak çevrimiçi toplantılar yapmamız gerekiyor. Çünkü yurt dışına ortaklarımızla telefonda görüşmek gibi bir durumumuz yok. O yüzden ne yapıyoruz? Çevrimiçi toplantılar düzenleyerek sanal ortamda yüz yüze konuşarak toplantılarda işte ne yapabiliyoruz? İşte planlamalarımızı yapabiliyoruz. İşte veya tartışmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında aynı zamanda sohbet odasında yine kullanabiliriz buradaki. Ama çevrimiçi toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani eğer proje işine gönül verdiysek çevrimiçi toplantılarımızı muhakkak önceden planlayarak projemizin içerisine serpiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazen acil tekrardan da yapılabilir. Ve burada mesela eğer ortaklarımız yabancıysa dil konusunda sıkıntı yaşarım diye bir handikapınız varsa lütfen hiç öyle düşünmeyelim. Okul zamanına denk getirebilirsiniz uygun olduğu takdirde. İngilizce öğretmeni varsa ya da dil konusunda size yardım edebilecek birisi varsa onlardan da yardım alabilirsiniz diye düşünüyorum. Lütfen geri durmayalım, atlayalım diye düşünüyorum. Çünkü bu işler birazcık böyle cesaretle oluyor. O kadar da ilk başta sıkıntı yaşarız illa ki ama sonrasında muhakkak farklılıklar olacaktır diye düşünüyorum. Evet, son olarak üyeler kısmı. Üyeler kısmında demiştik ki projemizdeki öğretmenler, öğrenciler, varsa misafirler bunları görüntülediğimiz bölümdür. Burada özel bir seçenek vardı söylemiştim. Davet edilen öğrencileri dışı aktar seçeneğiyle projede yer alan öğrencilerimizin kullanıcı adlarını ve şifrelerini bir Excel dosyası şeklinde indirebiliyoruz. Yani öğrenciler kullanıcı adı ve şifrelerini unutsa da üyeler kısmında davet edilen öğrencileri dışa aktar butonundan seçeneğinden öğrencilerimizin unuttukları kullanıcı adı ve şifrelerini tekrar onlara verebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Şimdi Elif'e sözü devredeceğim. O size şu an anlattığım şeylerin hepsini tek tek TeamSpace ekranını açarak uygulamalı olarak gösterecek. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, yine ben. Sizlerle uygulamalı olarak TwinSpace'in tanıtımını yapacağım. Neyi nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Arkadaşlar TwinSpace'e direkt tarayıcımıza TwinSpace yazarak giriş yapabileceğimiz gibi eTwinning üzerinden de ne yapabiliriz? Yalnız sık girdiğim. Evet. Buradan da portal üzerinden de giriş yapabiliriz. Ben buradan gireyim size gösterebilmek adına.
hızlı bir menümüz var. Buradan Twin Space'i seçerek yürütmüş olduğumuz projelerin Twin Space'lerini buradan görüntüleyebiliyoruz. Aktif durumdakiler ve pasif durumdaki projelerimizi buradan görüntüleyebiliyoruz. Bu projelerimizden hangisinin Twin Space'ine girmeyi planlıyorsak, gireceksek ona tıklayarak o projemizin Twin Space'ini açıyoruz. Twin Space'de karşımıza çıkan ilk ekranda arkadaşlar üst kısımda menü kısmı yer alıyor. Bu şu gördüğünüz üst kısım zaten tüm sitenin genelinde ortak olarak mevcuttur. Bu hızlı ulaşım menüsünde gördüğünüz gibi portala, Itvinink Live'a, gruplara, Twin Space'e ve Learning Lab'a çok rahat bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Hemen yanında yer alan açılabilir menüde ise aktif olarak yürüttüğünüz, gerçi pasifler de dahil tüm projelerinizin Twin Space'ler arasında geçiş yapabilirsiniz. Buradan dilini değiştirebilirsiniz Twin Space'inizin. Oturumu kapatabilirsiniz. Burada şimdi buraları biraz sonra inceleyeceğiz. O yüzden buraya geçelim. Destek kısmında arkadaşlar biz şimdi Twin Space'i size anlatıyoruz ama elbette bu bilgiler tekrarlanmadıkça, uygulamaya geçmedikçe kolayca unutulacaktır. Siz uygulama safhasında bununla ilgili zorluklar yaşarsanız destek kısmına tıklayarak buradan yardım alabilirsiniz. Şu an benim anlatacağım çoğu şey ki bazılarını anlatmayı şu an unutabilirim. Siz burada kendiniz bunlara cevap bulabilirsiniz. Aklınızdaki soruların hepsini buradan okuyarak cevap bulabilirsiniz. Fakat ben şu an elimden geldiğince size göstererek anlatmaya çalışacağım. Buradaki destek kısmını lütfen unutmayın. Gerçekten size çok faydalı olacaktır. Profil kısmı var. Profil bilgilerimizin olduğu kısım. Tabii ki Itvinink'lardaki profil ile Twin Space'teki profil farklı arkadaşlar. Burada farklı bir resim kullanabilirsiniz ve kendinizi tanıtan farklı bir tanım cümlesi oluşturabilirsiniz ya da tanım paragrafı. Yine az önce sunuda Elif arkadaşımızın anlattığı gibi buraya isterseniz burada bizim Twin Space'teki duvarımız. Buraya kendiniz de yorum yapabileceğiniz gibi diğer projenizdeki üyeler de ne yapabilir? Yorumlarını yapabilirler. Eğer Twin Space'teki profilinizi düzenlemek, güncellemek istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Bir de arkadaşlar bildirim ayarlarımız var burada. Twin Space ile ilgili etkinlikleri, işte birazdan şurada bir zil simgesi var. Eğer bu zil simgesiyle almak istiyorsanız bildirim merkezi üzerindeyi aktif hale getiriyorsunuz. E-posta ile almak istiyorsanız e-postayı aktif hale getirerek Twin Space üzerindeki etkinliklerden haberdar olabiliyorsunuz ki bu özellik gayet güzel. Lütfen bunu gözden kaçırmayın. Sürekli Twin Space'i açıp takip etmektense Twin Space'teki etkinliklerinizin mailinize gelmesi sizin için de büyük bir kolaylık olacaktır diye düşünüyorum. Evet, tekrar ana sayfaya geçelim. Pardon, şu projemizin Twin Space'ine geçelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bildirimler buraya geliyor. Bildirimlerden de yine ayarlar kısmına tıklarsak az önceki ayarları tekrar gerçekleştirebiliriz. Twin Mail kısmı var burada da. Twin Mail'de de projelerimizdeki üyelerle beraber mailleşebiliriz. Öğretmenlere özel mail atabiliriz. Öğrencilerle yani projedeki herkese genel bir mesaj atabiliriz. Gerçi buradan yeni bir mesaj yazın diyerek ne yapabilirsiniz? Mesela buradan diyelim ben bu projede yer alan herkese ne yapacağım? Mesaj atacağım. Tüm üyeler dediğimde bakın bana çok da büyük bir kolaylık sağlıyor. Tüm üyeleri ne yapabilirim? Bununla ilgili bilgilendirebilirim. Sadece öğretmenler diye bir seçenek yok burada. Öğretmenleri mecburen siz ayrı ayrı yazacaksınız buraya. Ama burada da şöyle bir özellik var. Yazınca kendisi otomatikman öneriyor bize zaten. Öğretmenin adını siz de tamamlayabiliyorsunuz. Tamamını yazmanıza gerek yok. Yani vakit kazanıyorsunuz yine. Evet, Twin mailimiz de böyle. Projemizdeki üyelerle mailleşmemizi sağlayan sistem. Evet, geldik ana sayfamıza. Arkadaşlar, ana sayfamızda proje kartımızın olduğu bir ekran var. Proje kartında ne bulunuyor? Proje logomuz bulunuyor ve projemizi ifade eden, projemizi anlatan bir paragraf bulunuyor. Bunu da ne yapabilirsiniz? Yine bu simgeye tıklayarak güncelleyebilirsiniz. Resmi de güncelleyebilirsiniz. Yazıyı da güncelleyebilirsiniz ve isterseniz tema renklerini beğenmediyseniz buradaki diğer tema renklerini
seçerek Twin Space'in görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Öğretmen bültenimiz var arkadaşlar burada. Öğretmen bültenini bir nevi öğretmenler odası olarak düşünebilirsiniz. Buradaki paylaşımları, burada sadece öğretmenler paylaşımı yapabiliyor ve buradaki paylaşımları da sadece öğretmenler okuyabiliyor. Dolayısıyla öğretmenler proje süreciyle ilgili buradan çok rahat diğer öğretmen arkadaşlarını yönlendirebiliyorlar. Bu da bizim proje duvarımız oluyor. Proje duvarına arkadaşlar bir şeyler eklemek istiyorsak yeni bir mesaj ekleye tıklıyoruz. Bağlantı verebiliriz. Bağlantı vermeyi istiyorsanız göstereyim. Mesela Google'a bağlantı verelim. Bakın burayı seçiyorum. Buna tıklıyoruz. Evet. Bağlantı vereceğimiz linki buraya koyuyoruz arkadaşlar. Mesela ne yapacağım? Benim bir Web 2.0 aracıyla oluşturduğum bir içerik var. Ben ona bağlantı vermek istiyorum. Ne yapıyorum? Adres çubuğundaki linki kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Google'a link olarak bunu verdim ama neyse. Siz öyle yapmayın. Evet, gördüğünüz gibi tıklayınca ne olacak? Benim verdiğim sayfaya yönlenmiş olacak. Daha sonra düzenleyelim tekrar. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Resim ekleyebiliriz ki şurada gördüğünüz ifadeleri zaten hepimizin Word'u kullandığını düşünerek buradaki ifadeleri hepimiz metinleri düzenlerken kullanmışızdır. Belki hani bu ifadeler bu sistemde bize farklı gelebilir. Mesela resimler kısmı. Resimler kısmında internette bulduğunuz herhangi bir resmi buraya yüklemiyorsunuz. Öncelikli olarak Twinink materyaller kısmından ya da direkt buraya sürükle bırak yaparak resminizi yüklemeniz lazım. Yani internetteki bir resmin linkini kopyalayıp buraya yapıştırmıyorsunuz. O resmi direkt buraya yüklemeniz lazım. İndirip o resmi buraya yükleyeceksiniz. Ya da işte elinizdeki resmi ne yapacaksınız? Buraya diyelim masa üstünde bir resminiz var. Buradan masa üstünü seçerek tıklayarak aç deyip resmi buraya yükleyeceksiniz. Materyaller kısmında tekrar edeceğim fakat burada yine söyleyeyim. Arkadaşlar aynı anda 3'ten fazla resim yükleyemiyorsunuz. Yani 10 tane resminiz varsa siz bunu 4 adımda yükleyeceksiniz. 3, 3, 1 şeklinde. Ve burada yüklenen resimlerde boyut sınırı da var. Sanırım 5 megabayttı. Ama şu an değişmiş de olabilir. Yani bu resmin boyut sınırı olduğunu da bilin arkadaşlar. Birazdan şu yanda oluşturulan klasörlerin nasıl oluştuğunu da materyaller kısmında anlatacağım. Resmi ne yapabiliyoruz? Buradan tıklayarak bir tane resim ekleyebiliyoruz. Yine video arkadaşlar. Videoyu da yine materyaller kısmına yüklemiş olduğumuz videolar buraya geliyor. Yine ne yapabiliriz? Burada istediğimiz bir videoyu tıklayarak duvarımıza ekleyebiliyoruz. Bakın gayet pratik. Evet, duvarda şöyle bir filtreleme sistemi var arkadaşlar. Kullanıcı, sistem, hepsi. Kullanıcı seçiliyse eğer duvarda kullanıcıların paylaşmış olduğu etkinlikler ya da paylaşımlar onları görüyorsunuz. Sistemi seçtiğiniz zaman kullanıcıların Twin Space üzerinde yapmış olduğu sistemsel değişiklikleri görüyorsunuz. Mesela ne olmuş? İşte öğretmen üyeyken öğretmen yönetici olmuş, sayfayı yayınlamış, işte sayfa oluşturmuş. Bunları ne yapabilirsiniz? Buradan takip edebilirsiniz. Bu sistemin sistemi niye seçeriz biz? Bunu görmenin bize ne gibi bir hayrı olur? Şöyle arkadaşlar, eğer ben kurucu bir üyeysem, projenin kurucusuysam buraya tıklayarak ne yapabilirim? Sistemsel işleyişi takip edebilirim. Evet. Ama ben genelde kullanıcıyı seçiyorum. Gelelim evet. Çevrim içi üyeler kısmı. Şu an Twin Space'te olan üyeleri buradan görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Hatta üyelerle anlık olarak da mesajlaşabiliyoruz. Fakat şu an tek ben varım. Sohbet odasına katıl var. Twin Space'in bize sunduğu özelliklerden biri de sohbet odası. O an çevrim içi olan üyeler ne yapabiliyorlar? Sohbet odasına giderek paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Sohbet odasını da birazdan göstereceğiz. Sohbet odasındaki konuşmalar kaydediliyor ve bunu sadece yönetici olan öğretmenler görebiliyorlar. Buradaki konuşmaları indirip takip edebiliyorlar. Çevrim içi toplantı düzenle. Yine projeniz kapsamında Twin Space üzerinden Adobe Connect ortamını kullanarak çevrim içi toplantılar düzenleyebiliyorsunuz. Bir konu oluştur. Bir konu oluşturu seçtiğimiz zaman da forumda bir başlık oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bunları da birazdan zaten göreceğiz. Yani forumda bir başlık oluşturmak ne demek? Forumu niçin kullanıyoruz?
üyeler arası işbirliğini sağlayabilmek, paylaşımı sağlamak, tartışmalar oluşturmak, planlamalar yapmak için kullanabiliriz. Gelelim Twin Space'imizin kalbi olan kısma, yani sayfalara. Projemizin görünürlüğünü sağlayan, projede ne yaptıysak onları sergilememize imkan sunan kısım, sayfalar. Sol menüde projemizde mevcut olan tüm sayfaları ne yapabiliyoruz? Görüntüleyebiliyoruz. Bu gördüğümüz arkadaşlar, simgeye tıklarsak eğer, şu an projemde olan sayfaların ne yapabilirim? Konumlarını değiştirebilirim, yerlerini değiştirebilirim, artı özelliklerini değiştirebilirim. Özellik derken iki tip sayfa var. Bir üst sayfa, bir de alt sayfa. Ya da ne diyebiliriz? Bir ana başlık, bir de ona ait alt başlıklar var. Mesela ben ortaklar demişim. Ortakların altına da alt başlık olarak ülkelerin isimlerini yazmışım. Ben burada eğer bunun üst başlık olmasını istiyorsam, bakın sürükleyip bırakıyorum. Alt başlık olmasını istiyorsam da yine sürükleyip bırakıyorum. Yani alt başlık ve üst başlıkta eğer sayfa oluşturma sırasında bir sıkıntı yaşadıysanız kesinlikle tedirgin olmayın arkadaşlar. Ne yapın? Az önce gösterdiğim simgeye tıklayarak sayfalarınızı yerini değiştirebilirsiniz. Ya da alt başlık ya da üst başlık olma özelliklerini, alt menü ya da üst menü olma özelliklerini ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar burada arşiv kısmı var. Bu arşivi neden kullanıyoruz? Twin Space'de sayfa oluşturabiliyoruz. Gayet pratik. Ama oluşturduğumuz sayfaları silemiyoruz. Silemediğimiz zaman da ne oluyor mesela? Bir bakıyorsunuz ki projede çok alakasız yerde çok alakasız bir başlık. Arkadaş bunu silememiş de. Silinmiyor da zaten. Şöyle bir yöntem yapabilirsiniz. Yeni bir sayfa oluşturacaksanız o sayfanın adını değiştirip oluşturacağınız yeni sayfa o sayfa olabilir. Ama en pratiği ne yapabilirsiniz? Onu arşive gönderebilirsiniz. Arşive gönderdiğinizde de arkadaşlar bakın. Arşive gönderilmiş olan sayfalarımız burada. Ne yapabiliriz bunları? Arşivden de kurtarabiliriz. Bakın ne diyor? Bu sayfayı yeniden yüklemek istediğinizden emin misiniz? Yani ben bunu yeniden yüklersem eğer ne olacak? Benim az önceki sol menüde yer alan sayfalarda yer alacak. Ama ben bunun orada gözükmesini istemiyorum. O yüzden şimdilik hayır diyorum. Ama arşivdeki bir sayfayı da nasıl geri kurtaracağımızı görmüş olduk. Şimdi gelelim bir sayfa oluştur kısmına. Bir sayfa oluştur diyerek ne yapıyoruz? Bir sayfa oluşturuyoruz. Sayfamızın adı ne olsun? Okulum olsun. Evet arkadaşlar, bakın az önce dediğim olay. Eğer hiçbir şeyi seçmezsek ne olacak? Bu bir ana sayfa olacak ya da üst başlık olacak. Ama ben burada bir sayfaya ait alt başlık olmasını istiyorsam, hangi sayfaya ait alt başlık olmasını istiyorsam onu seçiyorum. Ben ortaklara ait bir alt başlık olmasını seçtim ve tıkladım. Evet. Bakın ne oldu? Ortaklara ait alt başlık olarak okulum geldi. Biraz önceki soruları incelediğimde böyle bir soru vardı. Öğretmen arkadaşım sormuştu. Ben bu taslağı ne yapacağım diye. Birazdan anlatacağız onu. Evet. Arkadaşlar sayfamı oluşturdum. Şimdi de ne yapacağım? Sayfamı bir şeyler ekleyeceğim, sayfama hayat vereceğim, sayfama etkinliklerimi koyacağım ve projemin görünürlüğünü sağlayacağım. Eğer sayfamın adını yanlış yazdıysam ne yapabilirim arkadaşlar? Burada gördüğünüz kaleme tıklayarak değişiklik yapabilirim. Sonra teslim et demek, kaydet demek, sonra da kaydederim. Evet, bu sayfaya içerik ekle. Bunu seçersek arkadaşlar sayfamıza metin ekleyebiliriz, resim ekleyebiliriz, video ekleyebiliriz. Bu tabii ki e-frame de ekleyebiliriz arkadaşlar. Az önce yine bir arkadaş sormuştu e-frame ne demektir diye. E-frame sayfamıza medya eklememizi sağlayan bir HTML kodudur. Birazdan onu da göstereceğiz nasıl olduğunu. Hemen tıklayalım bunu. Evet, karşımıza geldi sayfamız. Buraya metin ekleyebiliriz arkadaşlar. Ki metin eklemeyi dediğim gibi siz zaten Word'den bu konuya aşinasınız. Şu menünün,
şuraya kadarının nasıl kullanıldığını zaten biliyorsunuz. Tablo eklemeyi de biliyorsunuz. O yüzden metinsel bir değişiklik yapmayacağım. Ne yapalım? Biz yine sırayla gidelim. E-frame'i sona bırakıyorum. Dosya ekleme. Dosyayı nereden ekliyoruz arkadaşlar? Yine Twin Space'imizin materyaller kısmında yüklenmiş olan dosyalardan seçim yapabiliyoruz. Eğer dosyamızı da yüklemek istiyorsak, ya arkadaşlar şöyle yapıp sürükle bırak yöntemiyle dosyamızı getirip buraya bırakabiliriz. Oldukça pratiktir. Ya da ne yaparız? Dosyamız neredeyse, masa üstünde mi, indirilenlerde mi, neredeyse onu seçerek aç deriz. Dosyamız ne olabilir? PDF olabilir, Word olabilir, PowerPoint olabilir, Excel olabilir, not defteri olabilir. Bu şekilde dosyamızı yükleyip bakın mesela ne oldu? Tıkladık, bakın dosyamız geldi. Ne olacak? Buna tıklayan bir insan bu dosyayı indirebilecek. Evet, bir de ne kısmı var? Görsel kısmı, yani resimler kısmı var. Resimler kısmında ne yapabiliyoruz? Yine Twin Space'imizin materyaller kısmına yüklemiş olduğumuz resimleri ekleyebiliyoruz. Yine az önce göstermiştim zaten nasıl resim yüklendiğini. O şekilde de resimlerimizi yükleyebiliriz. Yine ne yapıyoruz? Video ekleyebiliyoruz. Yine nereden? Twin Space'imizin materyaller kısmından ekliyoruz. Bir de neyi var demiştik? En sona bıraktığımız. Şunu kaydedeyim arkadaşlar. E-frame ile uğraşırken sayfada bence hiçbir şey kalmasın. E-frame ile daha çok şey ekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi eklediklerimiz bu şekilde gözüküyor. Evet. Şu an şu pasif durumda. Bir ya sayfayı yeniledikten sonra. Evet. Gördüğünüz gibi aktifleşti. Evet, bunları silerek ne yapıyorum? E-frame ekleyeceğim arkadaşlar. Mesela ne yapalım? En çok kullandığımız Web 2.0 araçlarından bazılarını ben buraya eklemek istiyorum. Mesela en çok kullandıklarımızdan birisi ne arkadaşlar? Padlet. Padlet'i ne yapacağım? Padlet'le oluşturmuş olduğum bir proje haritasını sayfama yükleyeceğim. Bunun için ne yapmam lazım? Embed kodu ya da gömme kodu ya da e-frame kodu. Bunların hepsi aynı şey arkadaşlar. Bu koda ulaşmaya çalışacağım. Bunun için arkadaşlar genelde dokümanın üzerindeki paylaşa tıkladığımızda karşımıza bu link çıkıyor. Bu bağlantı çıkıyor. Ve bu gördüğünüz simge bazen de arasından eğik bir çizgi de oluyor. Tam şu iki işaretin, simgenin arasında eğik bir çizgi işareti de oluyor. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki siz embed koduna ulaşmışsınız. Embed kodunu nereden alacağınızı bulmuşsunuz demektir. Buraya tıklıyoruz. Bakın buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi upuzun, gözü korkutan bir kod geliyor. Ama bu kesinlikle bizim gözümüzü korkutmuyor. Çünkü bizim bir hangi koda ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bizim alacağımız kod ya SRC eşittirden sonraki koddur ya da href eşittirden sonraki koddur. Bu kod dediğim şey de bir aslında web adresidir. Ve biliyorsunuz web adresleri ya HTTP ile başlar ya da HTTPS ile başlar. Bakıyorum burada bana bunu veren ne var arkadaşlar? Bakın SRC eşittir demiş, görüyor musunuz? Ya SRC eşittirdir ya HTTP eşittirdir. Ve ne dedik? HTTP ile başlar. Evet, demek ki benim kodum bu. Yalnız şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İki tırnak arasındadır bu bağlantı. Buradaki tırnakları kopyalamayacağız. Ama iki tırnak arasındadır. Bakın bu. Bu kod kesinlikle benim gözümü korkutmuyor. Benim alacağım bir bağlantı. Evet, bu bağlantıyı kopyaladım. Geldim buraya. Şuna tıkladık. Yapıştırdık. Şimdilik gerek bunları da ayrıntıları doldurmuyorum. Teslim et diyorum. Evet, gördüğünüz gibi Padlet'imiz yüklendi. Ha dediniz ki görsel olarak bunda sıkıntı var. Bu çok dar oldu. Ya da ben buraya bir tane sürükleme çubuğu istiyorum. Yine dar kalsın. Sürükleme çubuğuyla ben bunu aşağıya indireyim. Bu gibi istekleriniz ve talepleriniz olabilir. Ve e-frame özelliğimizde sizin bu taleplerinizi karşılıyor arkadaşlar. Bu arada isterseniz bunu ortalama, sağa sola dayama yapabilirsiniz. Show frame border dediğinizde arkadaşlar bir kenarlık ekliyorsunuz. Evet. Scroll barı aktif ettiğinizde ise ne yapıyorsunuz? Yandaki sürükleme çubuğu aktif oluyor ve ne oluyor? Eğer
Uzunluğu yeterli değilse yandaki sürükleme çubuğuyla aşağıya çekerek sayfanızın hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada da zaten tam ekran görüntülemeye izinler var. Ben bunu istemiyorum. Zaten şunu aktifleştirdiğimde büyük bir ihtimalle içeriğin hepsi ne olacaktır? Gözükecektir. Şunu da yapabilirim arkadaşlar. Hem bunu aktifleştirip hem de yüksekliği biraz arttırmak da mümkündür. Tamam diyorum. Teslim et diyorum. Evet bakın. Tabii biraz uzun sürdü. Evet gördüm. Yalnız yan tarafta sürükleme çubuğu gelmedi. Arkadaşlar bazı uygulama bu sürükleme çubuğunun gelmesi bazı uygulamalarda aktif olamayabiliyor. Ama burada gördüğünüz gibi en azından biz başka bir çözüm yolu bulduk. Ne yaptık? Uzunluğunu arttırarak bunun daha güzel bir şekilde görüntülenmesini sağladık. Evet, başka çok kullanılan Red 2.0 araçlarından neyi ekleyebiliriz? Mesela çoğu Google Slide'lar arkadaşlar işbirlikçi bir şekilde sunu oluşturmanızı sağlıyor. Öğrencilerin ortak bir ürün oluşturmasını sağlıyor. Biz mesela ne yapabiliriz? Bir tane diyelim Google Slide'lar oluşturduk. Düzenleme linkini öğrencilerle ve öğretmenlerle paylaştık. Herkes bir şeyler ekledi. Ne yapacağız? Biz bunu Twin Space'imizde göstereceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Dosya kısmından webde yayınlaya geliyoruz arkadaşlar. Genelde Google dokümanlarda arkadaşlar gene dosyadan webde yayınlaya geldiğinizde size iframe kodunu veriyor. Ne yapacağız? Yayınla diyeceğiz bu arada. Yayınla dedikten sonra arkadaşlar yine ekle kısmından bakın iframe kodu geldi. Evet hemen ne yapıyoruz? Bakın src eşittir 2 tırnak dedi ya. Bu 2 tırnaktan sonraki http'yi seçiyorum. Tırnak kapanana kadar gidiyorum. Burası. Kopyaladım. Ya bu kodlarla benim hiç işim yok. Kodların anlamını falan bilmeme de gerek yok. Benim işim sadece nereyi kopyalayacağımı bilmek. Evet, bunu geldik, yapıştırdık. Yine burada ben ne yapabilirim arkadaşlar? Yükseklik ayarlarını, ortalamasını, yine işte sürükleme çubuğunun aktif olmasını şey yapabilirim. Evet, burada da yine sürükleme çubuğuna zaten gerek yokmuş. Yeterince uzun bile oldu. Bunu biraz ne yapabiliriz? Kısaltabiliriz. Ve gördüğünüz gibi sunumuz ne oldu? Sayfamıza yüklenmiş oldu. Son bir şey daha yükleyelim ve arkadaşlar bu Web 2.0 araçlarının yükleme olayını geçelim. Evet arkadaşlar mesela Book Creator üzerinden bir e-kitap oluşturduk biz projemiz kapsamında. Ne yapacağım? Diyelim ben bu kitabı şeyde yayınlayacağım, Twin Space'imde yayınlayacağım. Bunun için arkadaşlar eğer paylaş diye bir bağlantı görmüyorsak arkadaşlar şu simge de zaten paylaş demektir ki biz bunlara zaten telefonumuzdan aşinayız. Evet burada ne yapacağız? Evet simgeyi tanıdık. O yüzden buna tıklıyoruz. Bu kod gözümüzü korkutmuyor. Biz hemen neyi arıyoruz? Bakın src ya da href. Href gördüğünüz gibi burada ve hemen ondan sonra http kodu gelmiş. Ne yapıyoruz? İki tırnak arasında kalmış olan linki kopyalıyoruz. Sonra da buraya gelip iframe ekleyip yapıştırıyoruz. Yine bunları seçelim, tamam diyelim, teslim et. Yine bunun arkadaşlar boyutuyla falan tabii ki uğraşabiliriz. Gördüğünüz gibi boyutuyla uğraşmadığı için biraz küçük çıktı. Tabii ki boyutunu dediğim gibi değiştirebiliriz. Evet. Ne yaptık? İframe'imizi sayfamızdan medyanın nasıl eklenebildiğini görmüş olduk. Sayfamıza medya dışında arkadaşlar Twin Space platformunun bize sunduğu elemanlardan da ekleyebiliriz. Mesela bir ne var? Twin Board var. Twin Board da bir nevi Padlet diyebiliriz. Ne yapabiliyor? Üyeler bunu eklediğimiz zaman resim, video, metin ekleyebiliyorlar. Mesela burada ne diyebiliriz? Arkadaşlar bu kuşlarla ilgili bir proje. Ne yaptık? Diyelim kuş gözlemciliği nasıldır? Bununla ilgili bir video koyduk.
aşağısına da yazdık ki gözlemlediğiniz kuşların fotoğraflarını paylaşın. Ne olacak? Her bir üye çekmiş olduğu kuş fotoğrafını aşağıda paylaşacak. Ya da ne yapabiliriz? Bir video çekimi yaptırabiliriz öğrencilere. Her biri bu videonun YouTube linkini ne yapabilir? Materyalleri yükledikten sonra burada Twinboard'dan paylaşabilir. İstiyorsanız bunu da şey yapalım. Evet, burada ne olacak? Üyeler öğe ekle diyerek, mesela ben ne yapacağım? Ben kendi fotoğrafımı ekleyeceğim. Fotoğrafı nerede çektiğimi yazıyorum. Ve buradan resmi seçerek, bakın bizi yine nereye yönlendirdi? Bizim TeamSpace'imizin materyaller kısmına yönlendirdi ve kaydet dediğimde, ki resmi seçmemişim. Evet, şu an seçmedim gözüküyor yine. Arkadaşlar, bu sistemsel bir arıza olabilir ama kaydet dediğimde ne olacaktır? Resim yüklenmiş olacaktır ve diğer arkadaşlarımız da bu şekilde resimlerini yükleyebilir. Yine bunu ne yapabiliriz? Twinboard'u sayfamızdan silebiliriz. Buna da başka ne ekleyebiliriz? Arkadaşlar, sayfamıza anket ekleyebiliriz. Mesela ne oluyor? Logo ile ilgili anketler farklı Web 2.0 araçları kullanılarak yapılıyor. Mesela Google Forms üzerinden yapılıyor. Ve öğrencilerin her birinin Gmail hesabı olmadığı için bazen aynı öğrenci 2-3 sefer kendi logosuna oy veriyor. Ya da aynı okuldan başka kişiler kendi logoları kazansın diye ne yapıyor? 2-3 sefer oy verebiliyor. Bunun önüne ne yapabiliriz? Buradaki anket olayıyla geçebiliriz. Çünkü burada her üyenin bir defa oy kullanma hakkı oluyor. Ne yapabiliriz? Mesela projemizde